Değerli konuklarımız, değerli hocamız, Aylin Vatan Hoşşen Yaylar Yönetimindeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türk Müziği Koromuzun, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlamış olduğu bu güzel konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli konuklarımız, koromuzun bu güzel müzik ziyafetinde sunucunuz ben Meral Fenerci sizlerle birlikte olacağım. Çalışmalarına 2014 yılından beri devam eden koromuz, bu 7. salon konseriyle istikrarlı ve özverili çalışmalarını sizlerin beğenisine sunmak için huzurlarınızda olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duymaktadır. Sevgili misafirlerimiz, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimiz için çok özel, çok büyük bir kutlama bu. Bu açıdan Cumhuriyet teması konserimizin repertuarına da yansıdı. Bu anlamlı gecede coşkumuzu şarkılarla, türkülerle, danslarımızla ifade edeceğiz. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bir asırlık Cumhuriyetimizin yıl dönümünü siz sanatsever dostlarımızla kutlamanın gururuyla bu harikulade konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet çok uzun ve gayet meşakkatli bir sürecin arkasından ilan edilmiştir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, aydınlanmanın adıdır. 100 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir Cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nina Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Müftü Ahmet Hulusilerin sesidir Cumhuriyet. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan yeni çıkmış bir ulus için yeni bir yaşam inşa ederken, kültür ve sanatı bir an dahi unutmamış, bu alandaki değişimi en ön sıralara yerleştirmiştir. Cumhuriyetin ilanından itibaren de sanatın bütün kollarının, özellikle müzik ve sahne sanatlarının kurumsallaşması ve geliştirilmesi için büyük olanaklar sağlamıştır. Büyük bir sanatsever olan Atatürk, milli kültürümüzde önemli bir yer tutan güzel sanatlar içinde müziğe ayrı bir önem vermiştir. Türk müziği hem asırlık yolculuğumuzun hem de 1000 yıllık hikayemizin özü ve özetidir. Türkü ve şarkılarımız bizim bu topraklardaki varlığımızın seste, sözde, güftede ve şiirde vücudu olan abidelerdendir. Yürek tellerimizi titreten her bir eserde insanımızın çığlığı, sevdası, hayalleri, sevip de kavuşamayanların hasreti vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Şimdi değerli hocamız Aylin Vatan Koşan Şen Yurtları sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Değerli değerli konuklarımız, programa başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Buyurun. Buyurun.
Programımızın ilk bölümünde koromuz sizlere Seyyan makamında 3 eser sunacak. Bestesi Buhurizade Mustafa İtri, güftesi Nefiye Ömer Efendi'ye ait Tut-i Mucize Huya. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Karacaoğlan'a ait İncecik'ten Bir Kar Yağar ve beste ve güftesi Erol Sayan'a ait olan Açılır Gonca Gülyar. Koromuz sizlerle.